Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz ve Galatasaray'ı konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Teşekkür ederim. Transfer haberleri gelmeye başladı. Evet. Bizler tabii transfer döneminde seninle birlikte çok fazla yayın yapmıştık. O günlerde söylediğimiz birçok oyuncunun transferi gerçekleşti. Şimdi yeni günden Galatasaray'da artık transferde adım adım devre arasında hazırlıklar yapılıyor gibi gözüküyor. İstersen isimleri sen paylaş, detayları konuşalım. Evet şimdi farklı isimler var yine ama ben biraz da hani Galatasaray'ın içerisinden de başlamak istiyorum. Abi ki orada da Tottenham'la yeni bir pazarlık masası kuruluyor diyebiliriz. Bu kez bu pazarlık masası hani direkt bir oyuncu satışı veya direkt bir oyuncu alışı değil. Sanki biraz daha endombeleyi nasıl geri verebiliriz Hı -hı. ve Nelson için tabii yine bir masa kuruluyor. Evet. Bununla başlamak istiyorum. Tottenham'ın Nelson'u istediğini daha önceden de biliyorduk. Tekrar Tottenham Galatasaray'ın kapısını çalacak gibi gözüküyor son için. Bir yandan da tabii beklentilerin altında kalan Endombele konusu var. Endombele konusuna birincisi gelelim. Evet. Bugün dış medyada da çok fazla o hamburger yedi, Okan evet. Hoca onu gördü, rahatsız oldu gibi iddialar var. Haberin kaynağı Türk medyası. Ee, Türkiye'den çıkıyor. Ee, hatta biraz daha hani şunu söylemem lazım. Ee, yazılı basın olmayan, biraz da böyle Fenerbahçe daha yakın olduğunu bildiğimiz e, bir e, yerden çıkan bir haber. Sonra buradan dış medyaya gidiyor. Dışarıdan da tekrar Türkiye'ye dönüyor. Evet. Böyle bir sekme var. Yani konunun gerçekliği ile alakalı henüz teyit bir durum yok ama tabii ki de e, Galatasaray Kulübü bu kadar yankı uyandıran bir konuda herhalde bir açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. Ama Endombele'nin performans ile alakalı da e, şimdi erken diyemeyeceğim artık. Artık evet. Şampiyonlar Ligi'nde 3. aşamaya geliyorsun. 3. maç dönemine giriyorsun. Pardon 4. maça geliyorsun. E diğer taraftan ligde e, 10. haftaya gelmişsin. Türkiye Kupası neredeyse başlayacak. Artık bu işin e, erkini kalmadı. Bu kadar e, işte 10 hafta ligde Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç, 13 maç vesaire derken takribi 15-16 maça yakın e, karşılaşmaya çıkan bir Galatasaray'da e, merkez orta sahanın da bu haftaya kadar hazır olması gerekiyor. Oyuncu %50 ile geldi dedi. O hatırlarsın evet. açıklamasında. O %50'yi de %100'e çıkartılamadıysa da problem bunca vakitte. Yani hiç çıkartılamadığı gibi gözüküyor ama hani %100'e ulaşamaması belki evet fiziksel bazı problemler vardı vesaire ama yani o %50'nin üzerine hiç koyamadığını hala görüyoruz evet. ve bu birazcık aslında yani hem teknik ekibi hem de taraftarın kafasındaki soru işaretlerinin büyümesine sebep oluyor diyebilirim. Şimdi farklı isimler de var. Onlara da böyle hızlıca Tabii, geçmek istiyorum ki. Bu isimlerden bir tanesi Emil Breivik ismi. Yine o da sezon başı transfer döneminde özellikle Galatasaray-Molde karşılaşmalarından sonra çok fazla konuşulan bir oyuncuydu orta saha için gündeme gelmişti. O dönem bu transfer gerçekleşmedi ama işte az önce konuştuğumuz Endombele'nin <laughs> beklentinin altında kalması ve o bölgedeki hala hani eksiğin tamamlanmamasından dolayı da Breivik ismi tekrardan Galatasaray'ın gündeminde. Galatasaray Ocak transfer döneminde bir kez daha Breivik'e gidecek gibi gözüküyor. Ocak transferinde merkez hamlesi evet. kesin gibi gözüküyor. Çünkü neden kesin gibi gözüküyor? Şu anda mevcut da elde kim var? Kaan Ayhan orada oynatabiliyorsun evet. Murat. Ee, ancak Nelson'un da ayrılma ihtimali var. Yani Kaan'a stoperde ihtiyacın olabilir. Ve stoper takviyesi muhtemelen Galatasaray'da yine düşünülen bir durum. Ki Marco iddiaları ciddi şekilde konuşulmaya başlandı bir taraftan da. Ki Marco çok gelmek istiyor Galatasaray'a. Ama tabii fiziksel durumu nedir? Çok uzun sürebiliyorsun, sakatlık durumları yaşadı. Onu görmek lazım. Ama merkeze bir hamle gelecek. Bunun da en büyük sebebi Nelson'un ayrılma ihtimali ve Galatasaray da burada e, bununla alakalı çalışmalarını biraz da aslında B planı olarak yapıyor gibi gözüküyor. Endombele'nin yerine mi gelir? Endombele devam mı eder? E, orada rotasyon şeklinde mi sağlanır bu süreç? Bunu zaman gösterecek ama e, yaz yazın biliyorsun o bölge için 5-6 evet. farklı isimle görüşülmüştü. Paradesler, Fred, vesaire, Amrabat, Amrabat e, çok fazla isimde görüşülmüş. Artık son aşamada artık Transferler bir türlü bitirilemeyince en kalmıştık onu. onu Artık o defterler tekrar açılacak. Evet yani hemen hemen abi hepsinin tekrardan konuşulacağını söyleyebiliriz ki yani Breivik ismi için de Martin Lines'in devreye gireceği de söyleniyor. Lines de Hı -hı. eski bir Galatasaraylı. O da Norveçli tabii ve oyuncunun bu transfer için Galatasaray'a yardımcı olacağı da söyleniyor. Son ismimize geçelim aslında bugünkü tabii. yayınımız için son isim. Bradley loco ismi ki oyuncu, bek oyuncusu Fransa'yla yine oynuyor ve Saşa Boy'a benzetiliyor. Hani Saşa Boy'un sol bek versiyonu deniliyor ve Galatasaray Scout ekibinin de oyuncuya tam not verdiği söyleniyor ki sonrasında da yönetimin harekete geçtiği yine detaylar da var. Yani burada tabii sol bek dediğimiz için artık hani Angelinho ile alakalı da biraz Endombele kadar olmasa da Angelinho için de sanki hani o geçer notu alamadı diyebiliriz. Bir yol sonu. Gibi. Evet. Ama tabii burada yolun sonunu görürken de bir taraftan da oyuncunun kontratın uzamak üzere olduğunu evet. unutmamak bir lazım. Biraz yani. da zor bir son olacak. Şimdi 5 maçlık bir opsiyon var. Şimdi Kazım'ı oynatıyorsunuz evet ama bu işin sakatlığıdır vesaire derken sanki Angelino 5 maçı tamamlayacak gibi gözüküyor. Evet Daha yolun çok başında. Bu 5 maçı tamamladıktan sonra 6 milyon euroluk bir yükün altına giriyorsunuz. Ama şunu söyleyelim Galatasaray'ın sol bek pozisyonu an itibariyle en fazla aksayan pozisyonu. Evet. Yediği ataklara bakalım. 7 gollere bakalım. işte ya da kanat ortalarına bakalım. Çoğunlukla Galatasaray'ın sol tarafını iyi değerlendiren rakiplerin o bölgeden geliştirdiği ataklarla bunlar sağlanıyor. O yüzden de şu an için en büyük aksaklık sol bek. Ve bu sol beki de belki üçleyeceksiniz. Belki üç oyuncu. Yani üç adamı da gerekirse sağlayacaksınız orada. Yani çünkü Anhelino'da evet elimizde 6 milyon euro uzadı kontrat ama olmuyor ve önünde Şampiyonlar evet. Ligi. Bak şu ana kadar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden Murat kazandığı para 28 milyon euro. Bu miktar muhtemelen gruplardan Galatasaray çıkmayı başarırsa ki ben çıkacağını düşünüyorum. 56-60 milyon euro bareminde bir rakama çıkacak, çıkacak. kazandığı. Evet. E şimdi böylesine bir pastadaysanız 3'ü 5'i de çok fazla düşünmeden e, bir o açıkları kapatmanız gerekiyor. Yani burada işte o abi sol bekin aksamasının sebeplerinden bir tanesi de aslında önceki yayınlarımızda da bunu konuştuk. Yani orta sahanın biraz aksaması tabii özellikle sol tarafın işte Torreira'nın yanında oynayan oyuncunun bir türlü orada hani belirlenememesi ve net bir oyuncuyu Hı -hı. koyamamak. Hani şimdi az önce de konuştuk ya mesela Emil Breivik dedik. işte yine farklı Doğru. isimler gündeme gelecektir o bölge için. Hani orası tamamlanırsa belki sol bekte oynayan işte Angelinho, Kazımcan veya yeni bir transfer. O oyuncuların da bence performans tekrardan yükselecektir diye düşünüyorum. Ben de, yani biraz da yükselecek. Evet. Çünkü buradaki Oturması o performansı gerekiyor. etkileyen nokta da Murat. Zaha'yı da buraya ekleyebiliriz. Zaha'yı da ekleyelim. Oradaki performansın oturma ile ilgili problemi şu aslına bakarsan. Ee, Anhelino kötü bir oyuncu değil. Evet. Yani Kariyerine bakıyorsun adam kötü bir oyuncu değil. Ya Ama de oynamaya çalıştığı vatan. oyunun defoları var. Nedir bu? Adam ileriye çıkıyor ve geri boşluk kalıyor. Evet. Geriyi kapatman lazım o ileriye çıktığı zaman. Şimdi hatırlayalım yıllar öncesinin Mehmet Topal, Josep de Souza'sı. Evet. Hatırlıyorsun değil mi? O çapa evet, iki evet. tane oyuncu. Caner ve Gökhan. Caner ve Fetheler Gökhan, Gökhan gibi, gibi inanılmaz ofansif e, bek oyuncularıyla oynarken Fenerbahçe o gidişlerde arkayı kapatıyorlardı. Evet. Her ne kadar Fenerbahçe iki tane savunma bekiyle oynanmaz diye linç edip de sonra oyuncuları la yollar ayrılsa da aynı ekmeği bir de Beşiktaş yedi. Evet. Josef'i transfer ederek. Galatasaray'da ne eksik var? Galatasaray'da Torreira Boyen'in çıkışlarını kapatıyor da diğer tarafta Anelino'nun boşluğunu kapatacak oyuncu eksiği var. Ve belki de merkezde senin de bahsettiğin gibi bu açığı kapatabilecek bir oyuncu transferi gelirse o zaman Anelino'nun da performansı sırıtmayacaktır. Ama ben açıp da baktığım zaman Avrupa'da yenilen golleri özellikle yenilen gollerde Anelino bir 10 numara gibi ileride konumlandığını görünce diyorum ki arkadaş kapatılamıyorsa niye çıkıyorsun? Şimdi burada abi tekrardan marka A konusuna döneceğim. Aslında hani kağıt üzerinde baktığımızda işte e, Okan Hoca'nın bir 6 numara aradığını ve Torreira'yı biraz da 8 numara olarak kullanmak istediğini e, artık hani biliyoruz. Hı hı. Burada mesela sol ayaklı bir marka, A, sol beki de rahatlatabilir e, sol stoperi de rahatlatabilir ve tabii teknik kapasitesi de yüksek bir stoper kendisi. Belki burada baktığımızda yani mantıklı da geliyor bir yandan bana açık söylemek gerekirse marka A transferi ama tabii yani fiziksel olarak Durumunun hani çok da iyi olmadığını biliyoruz. Seviyeye gittiğinden bu yana düzenli olarak forma giymedi. Ama o Torreira'nın yanında oynayacak belki de ideal oyuncu marka olabilir diye evet, düşünüyorum. Son olarak gazetedeki manşetleri hızlıca söyleyeyim Murat. Evet. izleyenler için, gazete sayfalarını bugün görme şansı olmayanlar için. Birincisi bakan bu yerine Wegors haberleri var. E, Rebiot'su zaten Murat az önce evet. bahsetti. Biletler satışa çıktı, basketboldu tabii arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Galatasaray Çağdaş Factoring, İNG Kadınlar Basketbol Ligi'nde Beşiktaş'la oynayacak. Ve bu maçın da biletleri satışa çıktı. Cumartesi günü saat 16 güzel maç olur. Stoper Marco, böyle bir haber var aynı zamanda bunu da söyleyeyim. Bence kısaca geçeyim. Erden Timur doğru söylemiş. Bu konuyu değerlendirmedik ama kısaca okuyayım bu haberi de. Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Selim Soy'dan katıldığı bir programda Erden Timur'un Ağız Spor'da yaptığı eski MHK Başkanı Lale Orta hakkındaki açıklamalarının doğru olduğunu söyledi. Bu çok büyük bir iddia. Evet. Hem Fenerbahçe cephesinden bir isim, isim Selim Soydan hem de Federasyon cephesinden bir isim. Soydan, TFF Başkanı Erden Timur'un Ağız Spor'a çıktığı gece haberi soruşturmuş ve doğru olduğunu öğrenmiş. Konuyu hukuk kuruluna aktarmış, onlar da etik kuruluna sevk etmişler ifadesini kullandı. Şimdi Selim Soydan dediğim gibi Fenerbahçe camiasına da yakın. Federasyona da yakın evet. bir isim ve bu ismi bu bilgi doğrulattığını söylüyor. Fenerbahçe cephesinden bu konuyla alakalı net bir cevap yok. Federasyonda belge varsa savcılığa da gidin açıklaması yaptı. Ee, sanırım artık Lali Orta'nın konuşma vakti tam anlamıyla geldi. Lale Hoca konuyla alakalı daha böyle net e, bir açıklama yapmaya gereği duyması lazım çünkü Selim Soydan'ın söylemleri ciddi ve bu ciddi iddiaları da birinci ağızdan bir yanıt vermesi de gerekiyor gibi gözüküyor. Ee, bakalım süreç nereye götürecek Murat? Evet yani bu süreçte hani gerçekten hep biz işte transfer konuşuyoruz futbolun içerisinde, saha içerisinde konuşuyoruz ama bu tarz durumlarında artık biraz daha hani ışık tutulmalı belki belki tekrardan aydınlatılmalı şu, şu diyebilirim. söyleyeyim evet. Murat e, Süper Lig'de yöneticilik yapan, Süper Lig'de bir kulübün yöneticisi olan bir isimle geçtiğimiz gün bir görüşme yaptım. Onun bana söylediği ifade, o da iddialar doğru dedi. Evet, yani çok. Yani biz de öğrendik iddialar doğru dedi. Ee, o yüzden Selim Soydan'ın söylediklerini ben de başka bir kulübün başka bir yöneticis üstünden e, en azından doğrulatmak istedim. E, şimdi söz sırası federasyonda, Lale Ortada ve Fenerbahçe Kulübünde. Bakalım süreç nereye götürecek? Evet yani yayınımızın da sonuna doğru geldik abi. Ee, uh -huh. Yine güzel keyifli bir yayın oldu. Eklemek istediğin farklı noktalar varsa onları da alabilirim. Teşekkür Yoksa ederim. Yoksa veda edebilirim. Çok sağ ol. Futbol Plus'a abone olmayı unutmasın izleyenlerimiz. Onların destekleriyle kanalımız büyüyor bir taraftan da. Onlar varsa biz varız. O yüzden ilgi ve alakaları için de sonsuz teşekkür ediyoruz. Ve videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Evet Futbol Plus ekranlarında da yayınlar gün içerisinde devam edecek. Bunu da söylemiş olalım. Ee, kanala abone olarak önümüzdeki yayınlardan da haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.